Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grubu'nun 17. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Aynı beyaz grupta olduğu gibi kırmızı grupta da ligin ilk yarısı sona erdi biliyorsun. Biz bu hafta sonunda oynanan 9 tane karşılaşmanın sonuçlarını değerlendireceğiz. Haftanın kağıt üstünde en önemli maçında biliyorsun Kırşehir Spor kendi evinde Van Spor'u ağırladı. Kırşehir Belediyespor. Van Spor bu zorlu deplasmandan altın değerinde 3 puan alarak devre arasına mutlu bir şekilde girdi. Evet. Şeytan golcü Batuhan Er yine kendini gösterdi ceza alanında, bulduğu pozisyonda, net pozisyonda affetmedi ve golü attı, takımına da 3 puanı getirdi. Van Spor'da Emrah Tacir takımı yine yakıyordu az kalsın. Son 4-5 dakikada 2 tane kontra hata mahvetti, hiç etti resmen. Kırşehir çok etkisiz kaldı oyun anlamında. İkinci yarıda gerçi fena oynamadı fakat ilk yarıda Van Spor çok üstündü. Ama ikinci yarıda özellikle Kırşehir'in önemli ataklarında kaleci Salih'i bir türlü geçemediler. Ayrıca Taner Öcal yine İlker Sayan'ı çok geç oyuna aldı. 82'de aldı. Van Spor çok önemli bir galibiyet aldı. Neler söyleyeceksin? Ben geçen hafta Kırşehir tarafındaydım ama maç değerlendirmesini yaptığımız güne demiştim ki 1-2 gün önceye kadar Van Spor tarafındaydım ama nedense dedim Kırşehir tarafına döndüm. Çünkü ben Van Spor'u bu ligde çok beğeniyorum. Özellikle hücum hattı zaten biliyorsun. Batuhan Er ve Tunç Murat Behram. Evet. Ön plana çıkan oyuncular. Van Spor zaten biliyorsun 7 hafta önce liderken bir anda zirveden uzaklaşmıştı. Ama Taner Hoca'nın gelmesinden sonra takım tekrardan bir toparlanmaya geçti ve şu anda 30 puanla 5. sırada ve liderle sadece 2 maç var. 6 puanlık bir fark oluştu. Hani 6 puana indi. Kırşehir de 30 puanda kaldı. Kırşehir son haftalarda çok önemli puanlar kaybetti. Biliyorsun iç sahada Sivas'a yenildi. Sivas Belediyespor maçı var. Ayrıca bu maçı kaybetti. Bir de bir taraftar yorum yazmıştı. Bana ben Van Spor'u hani övdüğüm için demişti ki işte Van Spor'un neresi iyi? İşte takım kötü oynuyor. Niye öve bitiremiyor? Ama Van Spor'un durumu ortada. Bu maçta ben bunu gösterdiğini, hatta cevabı verdiğini düşünüyorum. Ben Van Spor'u tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puandı. Adeta maden çıkarttılar bu maçta. Cumartesi günü oynanan bir diğer mücadele ise şampiyonluk adayı Tuzla Spor kendi evinde ligde kalmaya oynayan Eyüp Spor'u ağırladı biliyorsun. Tuzla Spor 1-0 galip gelmeyi başardı. Fazla konuşulacak bir Yasin maç değil. Yener'in muazzam bir golü var Frikip'ten. İyi yaşa. Sen de gör. Muhteşem bir gol attı sol ayağıyla Yasin. Evet. Benim çok beğendiğim bir oyuncu zaten. Sürekli övüyorum burada biliyorsun. Attığı golle takımına hayat verdi. Çünkü Tuzla geçen hafta Van'a yenilmişti biliyorsun. İlk yarıyı mutlu bir şekilde kapatmış oldu. Sen de herkese mutlu bir şekilde kapat ediyorsun ama Tuzla Spor bence mutlu bir şekilde kapatmıyor. Ama çok kazanarak, moralli kazanarak bir şekilde kapattı. Çünkü çok değerli puanları kaybetti. Sadece evet. Özellikle Ankara Demirspor'a kaybetti. Etimesku'da son dakikada puan kaybetti. Onları çok arıyor. Şu anda aslında Tuzla Spor 34 puanla değil de 39 puanla falan ligi 3 puan farklı lider kapatabilir. Aynen öyle. Ama sen herkesi mutlu ettin ama. Ama yine de şöyle bir durum var. Bu maçta puan kaybetmemesi lazımdı. Kesinlikle. Ve kupada da bir Galatasaray maçı oynayacaklar. O maçtan önce moralsiz evet, çıkmıyormuş kesinlikle. Olacaklar tebrik maça. Tebrik ediyoruz Tuzlu Spor'u. Zaten öyle. Net bir şekilde 3 puan bekliyorduk. Eyüp Spor'un durumu işler acısı zaten. Kesinlikle. Eğer devre arası takviye yapmazlarsa ikinci yarıda çok zor günler bekliyor onları. Pazar günü oynanan maçlara geçelim. Sakarya Spor muhteşem formunu sürdürmeye devam etti diyebiliriz. Aynen. Çok rahat bir şekilde. Maden çıkarttı onlar da bu hafta. Aynen Bayburt öyle. Bayburt'ta büyük sıkıntılar var. Tayyip Kanare ve Sinan Özkan bu maçta oynayamadı. Tayyip Kanare biliyorsun cezalıydı. Evet, ayrıca Ethem Pulgir'le yollar ayrıldı takımın tecrübeli stoperi. Sakaryaspor ise Berk İsmail Ünsal'la uçmaya devam etti bu maçta. Yani. Neler söyleyeceksin? Sakarya eğer bu performansını sezon başında sürdürseydi ya da göstermiş olsaydı şu an liderdi. Kesinlikle. Hadi onu geç. En kötü -3 puan olmasaydı şu anda 30 puan olacaktı. Tabii. Ve zirveyle 6 puanlık bir fark olacaktı. Ama şu an -3 puandan dolayı puanı 27'de ve 9 puanlık bir fark var. Şimdi Sakaryaspor biliyorsun devre arasından sonra ilk çıkacağı maç Ergin'e bile Meşe deplasmanı. Ben Sakaryaspor'dan devre arasında takviye kesinlikle bekliyorum. Bence de yapacaklar. Ben Süper Lig'den takviye de bekliyorum ayrıca. Olabilir yani. En kötü TFF 1. Lig'den transfer olur. Sakaryaspor taraftarı şu anda tamamen bir konsantre olmuş durumda. Onlara da bize yazmış oldukları yorumlardan, vermiş oldukları desteklerden dolayı da çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ayrıca. Çünkü çok yazan taraftar var. Sakaryaspor'u ben tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puandı. Bayburt Spor'da da çok bir, nasıl diyeyim sana, keskin bir düşüş. Maddi açıdan sıkıntılar da var.
Maddi anlamda da bir sıkıntı var. Ayrıca onlar da SMS kampanyasına başlıyorlar. Evet. Başlamışlar daha doğrusu. Daha doğrusu da başladılar. Aynen. Ama fazla bir destek olmadı gibi. Sen hatta bir rakam belirtmiştin. Evet. 25 bin TL gibi bir rakam. Aynen çok, öyle. Çok değil ya. Komik bir rakam yani futbol için. Evet. Hatta düşük. Bu grup için düşük bir rakam. Ben Sakaryaspor tebrik ediyorum. Devre arasına çok moralli bir şekilde girdiler. Sakaryaspor transfer döneminde devre arasını hareketli geçirecek takımlardan biri bu kesinlikle grupta. Kesinlikle ben diyorum ya Süper Lig'den takviye gelebilir bekliyorum ama TFF 1. Lig'den kesinlikle gelecek. Bence de yeni yönetimde çünkü para var. Sakarya bayağı iyi gidiyor. Maşallah var Sakaryaspor'un öyle aynen, söyleyeyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Beklediğimiz gibi Kastamonuspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Elazığ Spor Kastamonuspor maçı. Kastamonuspor 90 dakika boyunca çok rahat bir maç çıkardı. Elazığ zaten 10 kişi kaldı ikinci yarıda. Açıkçası Metin Cancici'nin çok iyi bir performansı vardı. Evet. Kastamonu çok çok rahat bir galibiyet aldı. Elazığ Spor aynı Eyüp Spor gibi takviye yapmazsa durum çok sıkıntı. Kesinlikle. Dün Niğde de çünkü büyük bir moral buldu. Evet. Neler söyleyeceksin? Geçen haftaki programda ben Kastamonuspor'un ve ayrıca sen de aynı şekilde Kastamonuspor'un kaybetmeyeceğini söylemiştin. Hatta ben biraz daha ileri gittim. Kazanmasını evet. bekliyorum demiştim. Doğanay Kılıç kilidi açtı. Ardından Metin Can attı 55. dakikada. Maç 2-0 bitti. Ayrıca Kadir Taşoğlu kırmızı kart gördü Elazığ Spor'da. Kadir Bekmezci de çok etkisizdi. Bu senenin en kötü futbolunu evet, oynadı. Evet ama şöyle bir şey de var. Yani Elazığ Spor'un kadrosu çok kötü. Tabii. Kadir Bekmezci, Murat Ceylan dışında. Yiğit Can Erdoğan bir de Serdar Özbayraktar. Serdar Özbayraktar'ı ben saymıyorum. Takım çok baltalıyor çünkü her hafta dile getiriyoruz bunu. Ki bu maçta da zaten oynadı ama pek bir varlık gösteremedi. Elazığ Spor'un kesinlikle 4-5 tane oyuncu transfer yapması lazım. Bir de ayrıca bu maçta Murat Caner oynamadı. Evet kadroda yoktu onu zaten. Onu da anlayamadım. Bir sakatlığı mı vardı acaba? Kaç cezası durumu mu vardı? Elazığ Spor taraftarları da bununla ilgili bilgisi varsa ve yazarlarsa memnun oluruz. Çünkü biliyorsun bu grupta ve beyaz grupta fazla bilgiler olmuyor. Maalesef olmuyor. O yüzden aynen bazen öyle. Biz de kaçırabiliyoruz gözden. Kastamonu Spor'u ben tebrik ediyorum. Yok Murat Ceylan'ın şöyle ceza olayı yoktu. Evet yoktu zaten. Elazığ'da cezalı oyunculardan Ömer Yıldız vardı. O oynamadı cezalıydı. Hani Kadir Bekmez'in geçen hafta cezasını geri döndü. Murat zaten. Ceylan cezalı değildi onu biliyorum. Dün zaten maçı da Elazığ Yerel kanalı verdi biliyorsun. Evet, Kanal 23 maçı. Oradan Hı-hı. izledim. Sakatlık durumu varmış Murat Ceylan'ın. Ceza durumu yoktu onu Hı-hı. söyleyeyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın bu grupta en net galibiyeti, en kesinlikle. Net skoru. Akdeniz'den Ergene Velimeş'e geçti diyebiliriz. Kahramanmaraş deplasmanı 4-0'lık galibiyet. Evet. Ergene Velimeş'e muazzam bir galibiyet aldı. Playoff yolunda çok önemli benim bir sözüm vardı. Eğer kazanırsa demiştim heyecanı yaşayacak da evet. Bu takım haftalardır kazanmaya devam ediyor yenilmeden. Fatih Dilek yine süper oynadı. Burhan Arman Burhan muhteşem iki, oynadı. İki gol bir asist yaptı. Aynen. Eser Akbaş yine çok iyiydi Eser takımda. Eser Akbaş çok iyiydi. Ergene Velimeş'e. Yalnız Ergene o 2-3 hafta önceki Karabük deplasmanında kaybettiği 2 puan olmasa işte. Yani o 2 puan gerçekten kafaları duvarlara ben vuracak puan kaybı. Ben onu o maç bittikten sonra söylemiştim programda. Sana dedim ki Ergene Velimeş'e seriye başladı. Evet. Bunu kazansa ve ardından seriye devam etse playoff heyecanı yaşar demiştim. Tabii kesinlikle. Ama sen demiştin ki tamam puan kaybetti ama playoff şeyini yaşayamaz falan diye bir söz kurdun. Çok zor demiştin yani. Ama ben dedim ki sana Ergene Velimeş'e heyecanı yaşayıp değer arasında da takviye yaparsa işler terse döner demiştim. Ve şu anda 7 puanlık bir fark oluştu. Ve o 2 puanı da alsaydı şu an 5 puanlık fark vardı sadece. Aynen öyle. Ama o 2 puanı çok arayacaklar bence. Arayacaklar ne diyorsun? Zaten ben sana dedim ya Ergene Velimeş'in küme düşmenin bir işi yok. Yok Ergene Velimeş'in küme düşmesi imkansız mı? İmkansız tabii zaten 2 puan alaması alakası için de playoff oynaması lazım. Takım zaten orta seviyede kaldığı zaman 2 puan alsa ne olur almasa ne olur. Ama şöyle bir durum var. Şu açıdan ben önemli diye düşünüyorum. Ben sana bunu belirtmiştim. Ben Ergene Velimeş'in playoff oynayacağını galibiyet başına gelen paralar var ya mesela Hı-hı. hani... Şimdi galip gelse oradan biraz daha fazla kulübe para girecek o hem önemli. Hem öyle hem de şöyle bir şey var. Ben Ergene Velimeş'ten kesinlikle devre arasında 2-3 takviye bekliyorum. Biz daha bu ligi konuşmaya başladığımızdan itibaren bile diyoruz. Ergene Velimeş'in zaten küme düşmeyle bir alakası yok. Yok aynen yok. Dün Uşak Spor aldığı sonuçta da bence zaten oradan kendini çıkardı mesela. Elazığ ile Eyüp arasında geçecek o 3. düşecek takım. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ergene Velimeş'i de bu arada tebrik edelim. Evet, çok değerli bir galibiyet. Ergene Velimeş'i tebrik ediyoruz. Ayrıca taraftarların vermiş olduğu desteklerden dolayı aynen çok öyle. Teşekkür ediyoruz. Ergene Velimeş'e bu ligi renk katıyor ve gayet de maçları kavgasız, gürültüsüz. Evet, fair play bu içinde geçiyor ve
her maçında dolu tribünler oynuyor kendi evinde. Bu aynen çok önemli. Ayrıca biliyorsun deplasman maçlarında da takımı yalnız bırakmıyor. Evet, kapasite dahilinde o statta ne kadar kontenjan ayrılıyorsa oraya gidiyor Ergene Belimeşi taraftarları. Bir diğer mücadeleye geçelim. Niğde Anadolu Futbol Kulübü Sivas Belediyespor'u adeta tarumar etti kendi evinde. Kesinlikle. 3-0'lık galibiyet. Niğde çok uzun bir aranın ardından sonra kazandı. Karabük'ü yenmişlerdi bu sezon. Sadece ikinci galibiyetlerini aldılar. Sivas'ta Ömer Faruk Ermeç yoktu. Bu takımın en önemli oyuncusu biliyorsun hücum anlamında. Onun yokluğunu çok aradılar. Sence bu galibiyet Niğde için ikinci yarıda ligde kalabilme adına bir ışık yarattı mı onlara? Neler söyleyeceksin? Ben Niğde'nin şansını hala çok zor görüyorum ki zaten söylüyorum. Karabük'ten sonra düşecek takım Niğde Spor. Niğde Anadolu Futbol Kulübü yani. 7 puanı var. Eyüp Spor'la 7 puanlık bir fark var. Elazığ Spor'la da 8 puanlık bir fark var. Ki Elazığ Spor biliyorsun -3 puan aldı yani. Evet. Almasaydı 8 puanlık fark değil, 11 puanlık fark olacaktı. Yani ben tebrik ediyorum Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü ama işini gerçekten çok zor görüyorum. Sivas için bu sonuç Sivas sence bir tahribat yaratır mı? Bandırma Spor'u 0 mağlup ettiler ama o galibiyetin değerli olabilmesi için bu maçı kazanması gerekiyordu. Kaybettiler. Hem de net bir şekilde kaybettiler. Bandırma Spor'u 3-0 yendiler. Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 0 kaybettiler. Ben Sivas bu yüzden playoff yapamaz diyorum işte. Sivas Belediyespor'da zaten playoff beklemiyoruz. Sadece bir heyecan yaşardı belki demiştik çıkması için ama zor. Zaten ben söylüyorum bu kulübün kurulması bile çok istikrarsız hata. Sivas. Kırşehir'i gidiyor deplasmanda yeniyor. Hı-hı. Kendi evinde Bandırma'yı yeniyor ama herkesin yendiği Niğde'ye gidiyor yeniliyor. Hı-hı. Hani o aldığı galibiyetlerin de bir anlamı kalmıyor. Bir hedef kovalayabilmesi için. Bir aynen diğer mücadeleye geçelim mi yoksa? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Diğer arasından sonra da biliyorsunuz Sivas Belediyespor ilk maçında Karabük deplasmana çıkacak. Evet, aslında güzel bir fikstür avantajları da vardı ama bunu teptiler. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim hemen. Bandırma Spor kendi evinde Etimesgut Belediyespor'u geriye düştüğü maçta 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Feyyaz 82'de attı ikinci golü. Ali Küçük de ilk yarıda attı biliyorsun 1-1 yapan golü. Bandırma Spor'da geçen hafta biliyorsun 6 oyuncuyla yollar ayrıldı. Ayrıca bu maçtan önce Batuhan Karadeniz krizi patlak verdi. Batuhan'la da yollar ayrılıyor. Hatta Rize Spor'la anlaştığı haberleri var Batuhan'ın. Sen öncelikle bu krizleri değerlendirmeni isteyeceğim senden, ayrılan oyuncular. Hı. Ardından bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Ligin ilk yarısını da ikinci sırada bitirdi Bandırma Spor. Neler söylersin? Şimdi Bandırma Spor'da da bir mali kriz kapıda. Kapıda değil, hatta kapıdan içeriye girdi. Sıkıntı baş gösterdi. 6 tane oyuncuyla yollar ayrıldı. Bazı oyuncular da zaten galiba alacakları için TFF'ye gittiler. Evet, başvuru yaptılar. Batuhan Karadeniz takımdan ayrıldı. Ya problem olsa da olmasa da zaten Batuhan Karadeniz disiplinli bir oyuncu değil. Batuhan'ın ipiyle kuyuya inilmez. Kesinlikle Süper Lig'e gelirse zaten ben sana şöyle söyleyeyim. Rize Spor'da oynamayı bırak, kadroya bile giremez. Oradan da ayrılır. Yine tekrardan TFF yani, ikinciliklerine gelir. Ya futbolumuzun Evliya Çelebi'si gibi oldu Batuhan. Daha kesinlikle. 28 yaşında ama gezmediği Yılmaz Vural'ın teknik direktör versiyonu gibi. Gezmediği ilk almanı. Benim bir lafım var. Ben bunu her hafta söylüyorum. Yani genç oyuncular belli bir yere gelince kendilerini salıyorlar. Ben nasıl olsa şuraya geldim, paramı kazanıyorum. Tabii. Gerisi beni ilgilendirmez diyorlar. Batuhan da bunun net bir şekilde örneği. Batuhan bir yerlere gelmeden kendini saldı da gerçi daha 17-18 evet. yaşında biliyorsun. Ya yok, Beşiktaş'a geldi ya hani. O yüzden kendini Fenerbahçe'ye saldı. Fenerbahçe'ye karşı %100 bir pası vermeyip takım arkadaşının hani kaçırdığı bir gol vardı. Kral yapmayacaksın, kral olacaksın. Hı. O gün zaten kendinden bir şey olmayacağını belli etmişti. Bandırma'da gene fena bir performansı yoktu ama motor bir yerde su kaynattı. Klasik Batuhan Karadeniz. Evet, öyle oldu. Bandırma Spor'da tebrik ediyoruz, zaten galibiyetini bekliyorduk. Aynen. Onlar için de önemli bir 3 puan oldu ve devre arasına moralli girdiler. 34 puanla 2 puan geride 2. sırada girdiler. Evet, bir diğer mücadeleye geçelim. Bodrum Spor Uşak Spor maçı tam beklediğimiz gibi gollü bir maç oldu. Hı hı. Uşak Spor yeni hocası Hasan Erkin Şimşir'le beraber kazanmayı başardı. Evet. Ve Hasan Hoca'nın maçtan sonra çok iddialı bir açıklaması oldu. Bu galibiyet bizim için ligde kalma değil, ikinci yarıdan itibaren farklı hedefleri kovalama anlamında çok önemliydi evet, diye. Bize bir sen Uşak'ın playoff'u zorlayabileceğine inanıyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Uşak 2-1 kazandı. Maçtaki goller 65'ten sonra geldi. Evet. 3 gol. Tüm goller ikinci yarıda geldi zaten. 2 gol bir maç bekliyordu. Şimdi bir taraftar da Facebook sayfamıza yorum yazdı. Uşak Spor'la ilgili. Onu da ben buradan selamlarımı iletiyorum. Hatta ben ilkten yazdığı zaman Uşak Spor'u Van Spor olarak okudum ve Van Spor'la ilgili yazdım ona. O da yazdı ki bana, ben Uşak Spor'la ilgili soruyorum. Sonra da ben ona cevap verdim. Dedim ki Uşak Spor'un kadrosu şu an orta seviyede. Aradaki puan farkı fazla. Yani Uşak Spor'un ben playoff şansını maalesef çok az gördüğümü söyledim. Hani transfer de gelse ben Uşak Spor'un yani playoff yapabileceğini düşünmüyorum. Ama yani bu sezon için düşünmüyorum ama
Yani bir dahaki sezon için olabilir. Zaten şöyle bir durum var. Uşakspor aslında playoff'tan kaybettiği bir şey yok. Sadece evet, 9 yok. Puan var arada. Fakat ayrıca devre arasında ekstra takviyeler ihtiyaçları var. Çok önemli oyuncular var. Seçkin Getbay ile Kadir Arı bu lig için var, çok kesinlikle değerli oyuncular. Ama bu iki oyuncu gibi birkaç daha oyuncu lazım ya takıma. Şöyle, ama hani, ligde kalma problemi yaşamayacaklar. Evet, hani ben şansını az gördüm playoff için. Hani taraftarı yorumumda ama şöyle bir şey var. Devre arasında takviye gelip İşte Sakaryaspor'un yapmış olduğu seri gibi, Vanspor'un yapmış olduğu seri gibi Uşakspor da 3-4 maçlık bir seri yaparsa tabii bizim o zamanki görüşümüz yine değişir. Her şey olabilir. Onu programımıza dile getiririz. Uşakspor'un galibiyeti için ben tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu, kavgasız gürültüsüz. Yani Bodrumspor'da dediğim gibi küme düşme hattında şu an 5 puanlık bir fark var, hatta 6 puanlık bir fark var. Zannetmiyorum ama sıkıntı çekeceklerini. Ama ben Bodrumspor'un zaten sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Bodrum, tam Bodrumspor'un maçı gibi bir maç oldu zaten. Bu maç gollü, iki takımdan da gol geldi. Bodrumspor bu ligde en rahat gol atan, gol yiyen takımların kesinlikle başında geliyor. Bir diğer mücadeleye geçelim bu grupta, haftanın son maçı. Yenmeyeni dövüyorlar dediğimiz Karabükspor kendi evinde Ankara Demirspor'u aslında bayağı da zorluk çıkardı ama lider Ankara Demir hata yapmadı ve 1-0 kazanmayı bildi. Penaltıdan geldi gol. Serdar Eylik attı. Galatasaray'dan çok iyi tanıdığımız bir isim biliyorsun Serdar. Neler söyleyeceksin? Karabükspor genç oyuncuları aslında çok zorladılar rakiplerini ama Ankara Demirspor'un tecrübesi daha ağır bastı. Gol biliyorsun 45+3'te geldi. Penaltıda. Serdar Eylik'in attığı golle maç 1-0 bitti ama Ankara Demirspor'un şöyle bir sıkıntısı var. Hücum hattında sürekli skor üretmede sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Ya bu takım sadece 27 gol attı. Gol çok geç geldi. Penaltıdan geldi ve oyunu ilerleyen döneminde de gol bulamadı ya bu takım. Tahir Babaoğlu'ndan başka skora doğru düzgün katkı yapan oyuncu yok. Yok, en büyük yani sıkıntıları Ankara Demirspor'un kesinlikle devre arasında forvet hattına transfer yapması bence gerekiyor. Bence golcü kanat oyuncuları da alabilirler. Ya da orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu. Net 3 tane transfer şart. Aynen. Kanatlara ve forvete transfer. Ayrıca belki 10 numara tarzında bir oyuncu da transfer edilebilir. 27 gol atmıştı bu takım. Yani bu hafta attığı golle beraber 28 oldu. Ben Ankara Demirspor'u tebrik ediyorum. Zaten demiştik kazanacak diye. Onlar aynen, da kazandılar. Evet. Zaten kazanmaması büyük bir sürpriz olurdu. Hı-hı. Rakip çok zayıftı. Hata yaparsa burada eğer ayaklarını sıkmış olurlardı. Aynen. Seninle beraber tüm maçları konuştuk. Hı-hı. Teşekkür ediyorum sana. Ben senin sana son olarak ederim. İzleyicilerimize, taraftarların mesajın olacak mı? Kapatacağız yavaştan çünkü. Herkese ben teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ayrıca çarşamba günü İlk devre değerlendirmesi yapacağız. Bütün takımları işte performanslarını değerlendireceğiz. İşte aynen, hangi bölgeye transfer şart, hangi transferler gelmesi gerekiyor, hangi yani oyuncular üzerinden de bir konuşma yapacağız. Ayrıca hangi oyuncular ayrılabilir gibisinden. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum şeklinde desteklerini bekliyoruz. Ayrıca videolarımızı ilk defa izleyenler de abone olurlarsa, beğeni de yaparlarsa çok memnun oluruz. Ayrıca tekrardan videolarımızı izleyen seyircilerimizden İzleyicilerimizden de videolarımızı paylaşmalarını bekliyoruz. Herkese teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol. Görüşmek üzere. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 17. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.